Söz sırası Antalya Milletvekili Kemal Bülbül. Sayın Başkan, değerli Genel Kurul üyeleri, Sayın Bakanlar, Sayın Milli Savunma Bakanı Rojbaş, Şavaybaş, hoş geldiniz, iyi misiniz? İtap edin ya. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bunu yurtta barış, dünyada barış. Özdeyişinin bir pratiği olarak söyledim bunu. Bu diyaloğa cevap verilse iyi olurdu tabii. Sayın Bakan'ın cevap vereceğini düşünüyorum. Konuşmamın büyük bölümünü sevgili Bakan sizinle diyalog kurarak geçireceğim. Bakınız Sayın Bakan, orduların tarihine gitmek istiyorum ama milattan önce 209 yılında Mete Han'ın babası Teoman'ı tasfiye edip yerine geçtiğinden bu yana Türk tarihinde çok büyük altüst oluşlar oldu. Bu altüst oluşlardan bir tanesi ne kadar ki Selçuklulara Pers devşirmelerinin hakimiyeti idiyse Osmanlı'ya da Rumların, Sırpların, Rusların devşirmelerinin hakimiyetiydi. İstanbul'un alınışından sonra Sayın Bakan Zaganos Paşa'nın kışkırtmasıyla Kemal ilk Bey, idam edilen Genel Kurul'a hitap edin. Dönüp bak. Abi hadi. Sayın Başkan, Genel Kurul'a da hitap ediyorum. Sayın Bakan hitap etmemişim burada. Ne var bunda? Genel Kurul'un bir parçası Sayın Bakan burada. Genel Kurul'a hitap ediyorum zaten. Ama lütfen konuşmamın ahengini bozuyorsunuz. Allah Allah ya. Şimdi ahenk var. Sen ahenk bilmiyorsun, öğreneceksin şimdi. Zaganos Paşa'nın kışkırtmasıyla idam edilen ilk Türkmen sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa'dan bu yana hiçbir Türk ve Türkmen devlette paşalık rütbesine gelmedi. Gelemezdi. Bu yerleşik bir kuraldır. Çünkü Osmanlı ve Selçuklu'da tarih öğren. Osmanlı ve Selçuklu'da ne yazık ne ayıp ki baş düşman Türk ve Türkmenlerdi. Nereye kadar? İttihat ve Terakki'ye kadar. İttihat ve Terakki'ye geldiğinde ulus devlet oluşturmak amacıyla bu sefer baş düşman Kürtler oldu, Ermeniler oldu, Araplar oldu vesaire. Şimdi neo iddiatçılıkta böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve ben size diyorum ki 40 yıllık deneyiminiz var. Asker olarak deneyiminiz var, politikacı olarak deneyiminiz var. Bu deneyimi bir barışa dönüştürmek, bu barış için konuşuyoruz, bu da kavga için konuşmuyoruz. Ne var Rojbaş demekte? Ne var Çavaybaşı demekte? Ne var? Ben kendi dilimle söylüyorum. Bu bir diyalog kurma çabasıdır. Bu kadar diyaloğu kuramıyorsak bu kadar büyük sorunları nasıl çözeceğiz? Bakın, bakın şüpheli asker ölümleri var. Bunlar araştırılmıyor. Başka ne var? Hakka yürüyen Alevi asker canlar için cemevinde yapılan erkana gidilmiyor, camide yapılan erkana gidiliyor. Peki cemevinde yapılan erkana niye gidilmiyor? Aleviler yurttaş değil mi? Aleviler askerlik yaparken yurttaş da, Hakk'a yürüdüğü zaman yurttaş değil mi? Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bakınız, Sadat, JITEM, Emasya, Özel Harp Dairesi, bunlar baştan sona Türkiye halklarına, demokrasiye karşı suç işlediği tescil edilen kurumlardır. Sayın Başkan ve değerli üyeler, bunlara dair bir kapanan dosyaların yeniden açılması, yeniden araştırılması gerekir. HDP bütün birimleriyle, bütün kurumlarıyla, bütün yetkili organlarıyla, eş genel başkanlarıyla, parti meclisiyle ve vekil grubuyla. Barış, eşitlik ve adalet için burada. Kürt sorununda çözüm, Alevi sorununda çözüm, şiddet sorununda çözüm. Bakınız, şiddet bizim bir tercihimiz değildir. Şiddet sorununu çözebiliriz. Siz ve burada bulunan herkes ve ben ve HDP grubu şiddet sorununu çözemediğimiz için Türkiye halklarına karşı sorumluyuz. Ben kendimi sanık gibi hissediyorum. Bu şiddet sorununu çözemediğimiz, barışı getiremediğimiz için hepimiz
Bütün gruplar, grup başkan vekilleri ve Sayın Bakan siz. Bizler sanık konumundayız. Gelin sanık konumundan tanık konumuna, oradan sorunu çözebilecek bir duruma gelelim. Askeriye ile. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Askeriye ile, orduyla, harcamalarla ilgili tonlarca istatistik var elimde. Hiçbirini söylemek istemiyorum. Hepiniz geliyorsunuz buraya, Yunus'tan söz ediyorsunuz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Ne için tanış olalım? Kürt ve Türk olarak. Ne için tanış olalım? HDP ve hükümet olarak. Ne için tanış olalım? Türkiye'nin barışı olarak. Ne için tanış olalım? Eşitlik ve adalet için. Bu barışa ihtiyacımız var. Yeter bu kan ve gözyaşı. Yeter anaların ağladığı. Yeter Kürt ve Türk gençlerinin öldüğü. Bütün asker gençlerin ve bütün gerilla gençlerin bu yaşamını yitirmesinin sorumlusu biziz. Bunu çözebiliriz. Hakka yürüyen herkesin önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum ve barış diyorum. Eşitlik diyorum, adalet diyorum. Siz ve...